Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, Mektubat 376. Mahrem bir suale cevaptır. Evet, evet, devam et bakalım. Yani bir suale okumuştuk. Suali bir tekrar var ama sonra devam edelim. Tamam. Suali zaten bitti. Dersimiz sualde bitti. Al bakalım. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. Soru buydu. Müfessirlerle arifler arasında fark ne? Arif, tahkik yakın müfessirlerde tefsir edenler demek. Diğer tefsir sahipleri. Evet, yani müfessir metne sadık. Elhamdülillah Rabbil Alemin girer. Grameri nedir? Siyak ve sibakı nedir? Sarf ve nahiv nedir? Nerede nuzul etmiştir? Sebebi nuzulu neydi? Bununla meşgul. Arif ile... Arif ise, müdakik ama onu aleminde yaşayıp, o yaşadığını söyleyen. Zaten artık manasına gelen. Diyor onu. Nasıl? Yani manasına gelen diğeri de normal akli şeylerle. Ha, yani bir tanesi müfessir, metne sadıktır, ölçülüdür, prensiplerle hareket eder, ilmi kelam şeyleriyle. Arif ise onu yaşıyor. Yani tabii yaşadığı kadar. Onu söylüyor. Yani bu ariflerin, müfessirlerin sözleri senin sözlerine yetişemiyor. Niye diyor? Zaten atıflarda okumuştuk abi. Hı hı. Bir nevi sanki dünkü okuduklarımız da aynı zamanda cevapta oldu. Cevap burada başka bir açıdan cevap verecek sanki abi. Sanki bir, ben de farkına varmadan aynı zamanda cevap vermişim abi. Bir de inayet dersiyle bir daha. Yani sanki diğer mevzularda da var abi. O mevzunun akışı itibariyle o mevzuyu çözmekte bir suhulet oluyor. Mesela 28. söz, 19. mektup yazmasında nasıl suhulet olmuş? Zaten sorunun sorma şekli ve soru zaten cevap. Evet. Mesela misal verdim. 16. sözün başına bakın. Ahmet Mehmet sorabilir mi? Soru cevaptır. Başka? 24. mektubun başına bakın. Soru cevaptır. Soru kendisi cevap. İzah ediyor. Sonra başka noktada açıyor. Yani burada da bir cevap. Yani Risale-i Nur, müfessirlerin ve ariflerin eserine benzemiyor. Peki niçin iki kanadı söyledi? İslam iki kanatla geliyor. Bir, akıl. İki, kalp. Akılcılara ilmi kelam denilir. Kalpçılara tasavvuf. Arif. Kamil deniliyor. Ama aynı zamanda bu bilgisini hissedip yaşayana da arif de denilebiliyor. Ama temelde iki gruptur. Akıl ve kalp. Aklı esas alırsa kabak gibi gelişir. Kalbi bırakırsa fındık gibi olur. Dengesiz olur. Kalbi esas alır tasavvuf. Aklı bırakır. Kalbi kabak gibi olur. Aklı fındık gibi olur. Gene denge olmuyor. Sahabe yolu, Cadde-i Kübra ikimsinin imtizacıyla olur. Dün 11'de, Kastamonu 11'de onu okumuştuk abatif olarak. Yani Risale'nin kalp ve aklın imtizacıyla gidiyor. Evet, kaçın sayfa? 11. 11 Kastamonu. Evci Alay'a uçurur. Evet, şeyde Evci Alay'a uçurur. Evet. Bir de Mesnevi Nuriye'de Katrin'in sonunda var. Ben diyor bizar oldum diyor. Aklı esas alıyorum, kalp istiyor diyor. Kalbi alıyorum. Yani akıl diyor ki ben diyor kanadım yok gelemem. İnip çıkmaktan yoruldum diyor böyle. Sonra baktım ki Cadde-i Kübra Kur'an'da olur. Çünkü Kur'an ise aklı ve kalbi imtizaç ettirmiş. Dolayısıyla burada iki tane şıkkı niye söylüyor? Müfessir ve arif. İslam'da, İslam geleneğinde müfessir ilmi kelamcılardır. Arifler daha çok tasavvufçulardır. Yani bunların söyledikleri daha çok böyle meşhudatlarına, sunuhatlarına, tuluatlarına dayanıyor. Yani içsel hazlarına dayanıyor. Müfessirler ise daha çok kurallı gidiyorlar. Ama Risale-i Nur
ise bu ikisini birleştiriyor. Bu yok yani. Bu yok. Nereden biliyoruz birleştirdiğini? Ona ait bir cümlede söyleyeyim, keseceğim. Aklı inşa ettiğine delil, aklı dima yapılandırıyor. Usta tahayyül, tasavvur diye. Yani akla malzeme veriyor. Aklı inşa ediyor. Bu kesin. Bu herkesçe malum. Kalbi inşa ettiği nerede malum? Çünkü kalpte var olan bir şey inşa edilmişse nasıl gösterir kendisi? Mesela şöyle diyeyim. Bu ağaç canlı mı cansız mı? Armut mu şeftali mi? Nasıl belli olur? Baharı bekle. Elma vermişse şeftali değildir ve canlıdır. Değil? Eser bu. Bir ilim, bir hakikat kalbe indiğine delil eylemde gözükmesidir. Kafada bilgi var, ilim var. Kalbe inerse eyleme dönüşür. Kalbe inmezse malumat olur, namazı olmaz. Ayakta kütüphanedir, hafızdır, imam hatip mezunudur, namazı olmaz. Kalbe inen, inmemiş. Dağdaki ninelerimiz kafasında pek yok ilim ama kalbi şair, örf-ü anane, adetle, dini şeylerle beslenmiş. Kalbi inşa ettiğine delil eylem. Kalpte olan kesinlikle adınız gibi bilin, fiilde gözükür. Hutbe-i Şam 77. Yani kalpte var olan bir şey mutlaka fiilde olur. O zaman Risale-i Nur kalbe indiğine delil, ona fedakarane her şeyiyle hizmet eden cemaatin var olması Risale-i Nur kalbi inşa ettiğini gösteriyor. Yani emirde 66'da ona delil abi yaşanmış olarak. Hani bütün çobanın, efelerin, yörük efelerin muhatap olması, herkesi muhatap kabul etmesi. Bir profesör okuduğu gibi bir çoban da okuyor. Çok ilginç bu. Cahil de okuyor. Çok ilginç bu da. Nerede dedim bunu? 65 Emirdağ. Bir mi? Evet. He. Ben de bakayım, o çok ilginç. O zaman Risale-i Nur'a ekmekten ziyade ihtiyaç vardır ki harmancılar, çiftçiler, çobanlar yörük efeleri hacatı zaruriyeden ziyade zaruri ihtiyaçlarından ziyade bir hacatı zaruriyeyi zaruri bir ihtiyaç olarak Risale-i Nur'un hakayıkını görüyorlar. Allah Allah. Hakikaten görüyorlar. Böyle devam ediyor burada. Yani hakikaten öyle ya. Derse gittiğiniz zaman gidin salona, Allah aşkına bir sorun. Profesör, akademisyen, ressam, çoban, çöpçü, talebe, öteki tarafta amfiyle kadın, çocuk. Çok tuhaf ya. Bir matematik matematikle hitap eder, bir fen fenciye hitap eder ama Risale-i Nur ya Kur'an ilmi mesela. Herkese yani belagatının iktizası, yani herkese muhatap olması, herkesin isteğini vermesi veya da asrın daha da önemlisi asrın ihtiyacına bir cevap vermesi abi. Yani çok büyük bir eser olabilir ama asrın ihtiyacına cevap vermeyince bir ehemmiyeti yok. Şey günü gördünüz değil mi o? Hangi gündü? Salı günü mü? Fatih'teki derste. Değil mi? Sarıklı cübbelilerde. Gördünüz değil mi? Vesvese hastalığı var. Ne? O talebe değiller ha onlar. Kurs hocalar onlar. Vesvese. Nasıl çözecek? Çözemez. Okuyacaksın mecbur. Birisini, bir cemaat bunu koruyor diye cemaat malı değil ki, Kur'an'ın malı bu. Yani nurcuları da has değil yani. Bütün değil canım. Nurcu, yani bunu okuyana nurcu denilir. Yani bizim babamızdan kalmış değil ki. Biz vefa borcu olarak korumaya çalışıyoruz, o kadar. Ya Kur'an kiminse Risale-i Nur'da onundur. Onundur yani. Tabii canım. Onundur tabii canım, ne olacak? Kur'an, evet. Kur'an'dan yazdığın ifadesi de ilginç değil mi? Kur'an'dan yazdığın. Evet. İlhamen falan demiyor. Kur'an'dan yazdığı. Evet. Bir o da var, o da var. İlhamen yazdırıldı da var. Kur'an'dan yazdığı da var. Yani Risale-i Nur'un tümü ilham değil. Kur'an'dan yazmak ne demek? Kur'an'ın o mesela bazı tefsir ikiye ayrılır. Onu izah edeyim. Dirayet tefsiri, bir de rivayet tefsiri. Yani tefsirler genelde budur. Yani dirayet kendi Kur'an'dan yazdığı, ilmi kariyasıyla çıkarttığı, istinbat ettiği. Buna dirayet denir. Yani dirayetin ne senin ya? Kendi yapısı aferin. Bu dirayet kendi ilham ediliyor. İlhamen. Rivayet ise, o biraz önce ters söyledim. Rivayet ilmiyle, kariyerisiyle, makamıyla, seviyesiyle Kur'an'dan ahsediyor. Hadisten ahsediyor, yazıyor. Dirayet ise hassasiyetiyle böyle bir aynadarlık oluyor. Duruyor, fazla karışmıyor. İlhamen geliyor. Risale-i Nur'un alevi diyor. Çoğunlukla ilhamendir. Tümü değildir.
tümü değil. Bizim tarihsel etmoloji yani Kur'an'dan alıp ilham diyor. Asrın idrakine evet. Söyletmeli İslam'ı diyor. Ekseriyeti mutlaka ilhamdır diyor. Yani Allah yazdırdı. Diğerisini rivayet olarak şey, kendi kariyasıyla şey yapıyor. Mesela münazarat, sunuat bunlar eski Said eserleri şeyiyle yazmıştır. Kendi özelliğiyle yazmıştır. Fakat eski Said'in diyor bu eserlerini yeni Said baktı diyor tahsil edecek pek bulamadı. O da ilama mazar olduğu gözüküyor diyor. Tahsil ettiği yerler de var tabii. Evet. Çekirdek oluyor çünkü ilemahattır. Evet. Demek o zaman da var yani. Çünkü sıra şöyledir. Vahiy, ilham, sunuat, tuluat, işarat, rumuzat. Yani böyle geçiyor. İlhamat ikinci sıra geliyor. İlham. Ve evha rabbuke ile nakhili men ittehaze ile cibali buyuta var ya. Böyle ağrıya da vahyet ilah. Evet. Ama çok ilginç yani bu çok unutma yani hatırlanması ve atıf yapılması bir yerdi. 65 Risale-i Nur'un dairesinde çobandan, efelerden, profesörden, akademisyenden, çöp cinsinden, çocuğuna kadar, kadınından, yaşlısından hepsi daire içinde. Herkesi muhatap alıyor. Evet. Peki tarikatta bu yok mudur? Elbette ki bu cemaat onlarda da vardır ama tarikatta aklı inşa etme yok. Yani üçü bir oluyor bak. Aklı ikna ediyor, kalbi inşa ediyor, eylem itibariyle de böyle bir tezahür ediyor. Orada çocuk yok mu tarikatta? Akademisyenler de var. Var tabii olmaz olur mu? Var ama şeyi yok. Akıl ikinci derecede bırakmış. Akıl alınmamış pek. Evrat eskar olduğu için, zikir olduğu için. Teslimiyet orada var. Teslim olacaksın kardeşim. Ne şu. Musalla'da vefat etmiş ceset. Hocaya nasıl teslim olmuş? Yıkıyor. Çevriliyor. Eğiliyor. Değil? Sen de böyle olacaksın. Fena fi şeyh. Risale öyle değil. Gözünü aç. Yeter ki bak. Hakikatimi şahadet. Evet. Yani üçü beraber olmak çok zor işte. Akıl, kalp ve eylemde nasıl? Mesela Risale-i Nur topluma ne kazandırmış? Eyleme bak. Tarikatta da var tabii. Profesörler, akademisyenler, köylüler, kadınlar, çocuklar var. Kalbi de işletiyor ki eyleme dönüşmüş. Kalbi işletiyor. Fakat akıl ihmal edilmiş. Tasavvuf da öyledir zaten. İlmi kelamın da cemaati var. Kadın, erkeği, çocuğu vesaire. Ama aklı şey yapmış, kalbi bırakmış. Daha çok. Yani üçü bir arada olması çok zor işte. O da asr-ı mücedditlerinde olur. İmam-ı Gazali, asr-ın imamı. İmam-ı Rabbani Hazretleri, asr-ın imamı. Mevlana Halid-i Bağdadi, asr-ın imamı. Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra 100 sene koyun üstad. Başka yok yani. Hayatı içtimaiye ve insanın şahsi hayatında toplum eden tezat düşüyor. Yok işte mücedditlerin özelliği şu. Kur'an'ın hassalarına sahip. Mesela 1400 sene önce gelen Kur'an. Kur'an'ın ayetleri. Ahkam işte en büyük mucize bu yani. Kur'an'ın bir mucizesi de şu. En ufak detayına kadar 13. sözde söylüyor. Dal ve bu dağ. Mesela tuvalet adabını anlatırken semanın genişlediğini söylüyor. Yani miras hukukunda bahsederken kalbi inşa ediyor. Ta aklı ikna ediyor. Yani bütün detaylar birbiri içinde olduğu halde birbirini destekliyor. Birbiriyle çelişmiyor. Bu olmaz hiçbir eserde. Yani mesela diyelim ki fizikçi kitap yazacak, kimyaya karşı durmayacak. Olmaz. Mesela coğrafya kitabı psikolojiyi inşa edecek bir özelliği yok. Ya ben psikolojim bozuk, şu coğrafya bir okuyayım. Der mi bir insan? Ya psikolojim çok bozuk da ben. Bir fizik okusam düzelirim. Tamam. Yani ortopediyle psikoloji şeyi veya göz bölümü alakası yok. Ama Kur'an öyle değil yani. Yani savaşın sisteminden, esire davranışından, tuvalet adabından, semanın genişlendiğinden, insanın fıtratının isteklerine, meyillerine cevap olan ahiretin tasvirinden ve cemiyet hayatındaki adaletindeki müessesesine kadar hiçbirisi çelişmiyor, çatışmıyor. Bu acayip bir şey ya. Ben bunu felsefecilere anlattım orada. Hiç ağızları açık kaldı yani. Hiç ses yapamadım. Çok ilginçtir. Ben her şeyi anlatmıyorum gittiğim yerleri. Bazen çıkıyorum size demiyorum bir yere gidiyorum diye. 13. sözden kulasalandırdım. Çok acayiptir. Beni en çok etkileyen, bakın en çok etkileyen, bir daha söylüyorum beni en çok etkileyen Kur'an'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi de
hiçbir detayının, hiçbir teferruatın aslıyla, asıllar birbirleriyle, asıllar detaylarla, detaylar arasında hiçbirisiyle çelişmiyor, çatışmıyor, tam birbirini destekliyor, onaylıyor. Ama insan, fenler öyle değil. Fenler öyle değil. Mesela bir coğrafyacı psikolojiyi teyit edecek, onu da esas alacak, hükümler getirmesi öyle bir, zaten adamın böyle bir derdi yok yani. Yani birbirini destekleyen, onaylayan, güçlendiren bir şeyi yok, yapısı yok. Bu çok önemli diyorum yani. Harika bir zevktir. Risale-i Nur'da da öyle. Bakın laikalar var. Değil mi? Laikalar var. Dört laika. Dört tane iman esasıyla alakalı kitap var. Sözler, mektubat gibi. Hiçbir hükmü birbirini çelişmiyor. Çelişir gibi gözükürken bir tanesi sarihti, bir tanesi remzidir. Orada da başka maksat için sevk ediliyor. Kavşak koymuş yani. Aslında böyle sarih ifadeye ters gibi gözüken remzi yani. O seviyede değil. 5 derece sarihtir. 2 derecede de buna zıt gözüken bir kelam var. Bu aslında buna şey değil, viraj almak içindir. Şu altı yola girdi. Ondan sonra oradan yol alacaksın. Ayrı bir yere döneceksin. Kavşak deniliyor. Kavşak içindir o. Çok ilginçtir. Ama Nakşi tarikatına git. Kadiri'den ders aldın mı? Yok, oraya git. Senin yerin orası. Çünkü ikisinin eğitimi birbirine zıt. Zıt derken buradan aldınsa aynı başka bir ders alamazsın. Yani kadiriysen Nakşi'den ders alamazsın. Öyle değil mi? Realiteden bahsediyorum. Ama bir kadiri, bir Nakşi, bir Şia, bir ateist, bir ehli sünnet biraz fark etmez. Risale-i Nur kendi meşrebine, mesleğine zıt değil, tam tersini güçlendiriyor. Mesela diyelim ki Adıyaman'daki kardeşlerim, Süleymancı kardeşlerim, Mahmud Efendi kardeşlerim yani diyorum. Şimdi Besmele'nin sırlarını birinci söz okusa, ya vallahi bizim meşrebe zıt ya. Onuncu söz, ahiretin ispatı. Ya ve bizde ispat olmaz ya. Ahiretin ispatını aklen bizim mesleğimize, meşrebimize zıt. Ya 31. söz, atlayarak gidiyorum. 29. söz, ruh bahsi. Vesvese bahsi. Vesvese bahsi. İşte gördünüz işte. Allah razı olsun. O saygılar sunarım yani onlara. Böyle tevazu şey yaparak. Ama mecburlardan mecbur. Mahmud Efendi cemaatten işte o sarıklı hocalar. Vesvese için gelmiş. Babasının hayrına gelmiş yani. Ama gene saygı duyuyorum yani. E beni dinlemiyor ki. Ben seslendiriyorum. En büyük hasta benim bunu. Ha ne yapıyor? 29. söz. Ben ruhu duymak istemiyorum. 31. söz. Miracın hakikatını ben bizim mesleğimize, meşrebimize zıt diyemez. İşte müceddit olma havası böyledir yani. Hepsini kucaklıyor ama hiçbir meslek ve meşrep sahibine mesleğini bırak demiyor. Hepsini kucaklıyor, hepsine veriyor. Tarikatçıya diyor ki kal orada. Ama oku, güçlü ol, şuurlu ol. Orada kal, bırak gel yok. Nerede var bırak gel? Yok. Kim diyorsa yalan söylüyor. Bırak gel demiyor. Hatta Kur'an diyor ki diyor, işareteceğiz da özür dilerim senin dersin ama. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap. Önceki kitap Yahudiler, Hristiyanlar. Size Kur'an bütün dininizi terk edin demiyor diyor. Dininizdeki o girmiş hurafeleri Kur'an'la tasfiye ediniz. Orada kalın ama o hurafeleri, bidatları, yanlışlıkları Kur'an'la tasfiye edin. Bütün dininizi terk edin demiyor diyor. Hatırladınız mı? E bu dinde böyle olursa, işaret edeceğiz de geçiyor. Din ya bu. E meşrekte, şey meslekte, tarikatçı Süleymancı, orada hiç der mi ki onu bırak buraya gel? İnsan tek boyutlu mu? Tarikata da ihtiyaç var kardeşim. Süleymancılığa da ihtiyaç var. Efendim abi. Abi innet diyen indi Allah'ın İslam nasıl olacak o zaman abi? Şimdi Allah'ın indinde din tektir. Şimdi Hristiyanlık ve Yahudilikteki hurafeler İslam'a göre değiştirilirse, İslam'a göre düzeltilirse din tek oldu, o da din. O da otomatik İslam olmadı mı o namı altında? Testis kalktı. Testisi kaldırdı. Putları kaldırdı. E ne oldu? Hristiyanlık vitrini altında İslam. Hanif dini. 124 bin peygamber. 4 kitap. Hepsi Barla'da demiyor mu ki Kur'an'dan ahsedilmiş. Hepsi bütün önceki kitaplar Kur'an'dan verilmiş. Peki Hristiyanlığı ve Yahudi'yi tasfiye etsen, düzeltsen İslam'a göre Yahudilik ismi altında İslam değil mi için? O zaman tek, din tek olmadı mı? Üstad abi
yapan gayet kuvvetli ve mantıklı hakikati sahih dinleri felsefi tabiyenin sabretinden ve galebesinden kurtarır. Ya. Aynen öyle de bu hasiyet abi Risale-i Nur'da da var. Evet. Nasıl var mesela abi? Yani vesvese bir kavram ya abi. Bütün ümmetin ve bütün ehli dalaletin de ihtiyacı var İslam'da vesvese. Çünkü şey Hristiyanların da ihtiyacıdır vesvese. Eski belagat ehli diyor. Kur'an'daki icaz ve icazı yakalamaya çalışmışlar. Yani kitaplarını ona benzetmeye çalışmışlar. Kitaplarını Kur'an'a benzemiş. Benzetmeye çalışmışlar oradaki belagat kaidelerini. Fakat üstad bunu söylerken en acayip bu kaide Risale-i Nur'da var. Yani Kur'an'da uygulanan geçmiş kavimdeki hücum ediliyor ya felsefe vesaire. Tamamen bırakacak. Ama Kur'an geldi onları ne yapıyor? Ona gelen muhafaza etti. Risale-i Nur olmasa şimdi Allah'ın ispatı nasıl olacaktı? Haşr'ın ispatı nasıl olacaktı? Vesvese nasıl yapacaksın yani? Misal abi tarikat meselesini Risale-i Nur kadar mesela orijinal bir şekilde açıklayan daha bir telif eser yok. Telviyat-ı Tisa değil mi? Telviyat-ı Tisa. 29. mektupta tarikatı bir tarikatçılar okusun bakalım. Tarikatta öyle tanımlama var mı? Evet doğru. Yok. Yok. Hatta ben şaşırmıştım ya. Ne yapsak bıraksak da tarikatçı mı olsak demiştim. Meğer hakikatmiş. İhtilaflı meseleleri de tavsiye ediyor zaten. Evet. Mesela diş meselesi olsun. Bunun gibi daha çok var yani. Çok güzel. Aynı kan. Şeyi bulun bakalım. İnşaat icazda ya ehlel kitap. Sizi diyor bütün kitaplarınızı terk etmeyi söylemiyor. Evet. Kitabını tavsiye ediniz. Ya ehlel kitap. Bana bak şeyimi getirir misin sen? Özür dilerim şey. İşaret icazımı getir. 407'de de var abi. Ne? 407. Ya ehlel kitab, ya ehlel kitab. Ha. 407. Sonra oku, bakayım orada var mı benim dediğim. Ondan sonra konumuza geçeceğiz de. Konumuzda hani çok konuştuğumuz şey olsun. Evet. En ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asra hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki. Hı hı. Güya o hitap doğrudan doğruya şu asra buldun mu? Cihdir. Yok da bana getirecek. Hadi buldunuz mu? Ya ehlel kitap. Şeyinizi size bütün dininizi diye gir. Dininizi bütün bırakın demiyor diyor. Bütün yaz. İşaret icaza gir. Sen şimdi devam et. Sen arama. Onlar arasın. Onlar böylelikle hem bu dersi hem onu takip etsin. Biz onlar bulun. Sizin vazifeniz şimdi o. Bütün dininizi terk edin demiyor. Terk edin de bak. Bak böyle. Hadi bakalım. Devam ediyoruz abi. Evet. Şimdi cevaba geçiyoruz abi. El cevap güzel bir cevaptır. Hı. Cevabı da veriyor zaten aynı zamanda. Güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan. Yani bütün o Risale-i Nur'un tesiratı yani bir sayfede bir kitapta olduğu gibi oradaki tesirat, oradaki şeref, kabiliyet icazı Kur'an'a ait olduğundan. 50. He? İşaret icaz 50. Ey ehli kitap! İslamiyet'i kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı dini üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an bütün kütüb-ü salifenin güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaid-i esasiyelerini cem etmiş olduğundan usul-ü muaddil ve mükemmildir. Yani taadil ve tekmil edicidir. Vesaire devam ediyor. Ya. Şimdi bütün terk edin demiyor. İslam'a göre düzeltirsen o da İslam'dır. Evet. Yani bunu bir yerde desen. İşte aynı kanun. Dinimiz diğer dinlere böyle diyor. Tamam orada kal ama düzelt. Şimdi sen kalkıyorsun bir Nurcu. Değil Nurcular içindeki cemaat grubu taassup yapacağını Nakşi Kadiriye Mahmud Efendi diyorsun ki gel buraya olur mu? Orada kal. Orada kal çünkü o senin fıtratın o. Ama bunu okursan güçlü olursun. Daha güzel hizmet edersin orada.
sana mesleğini bırak demiyor. Ama haşırla donatıl, vesvese risalesini oku, namazın hakikatını oku, besmele'nin altı sırrı var, ruhla alakalı imdekun sözü oku, yani gibi. E şimdi sen vesvese risalesi bilse bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatinden birisi, hocaya. Talebelerine bu vesveseyi anlatsa, veliler gelecek veya çocuk eve anlatacak. E ne olacak? Benim varamadığım yeri varıyor. Buraya niye gelecek? Gelme arkadaş. Orada ol. Bu hakikatlarla orada hizmet et. Orada ol ya. Buradan ne gelip ne yapacaksın? Yani anlıyor musun? Abi de bizimkiler de abi de hep böyle diyorsun da falan insanlar. Ya gelmesin kardeşim, ne gelecek? Bana yük olmaktan başka ne olacak ya, adam gelecek ya? Niye geliyorsunuz diyorum. Fazla dünkü derste de söylüyorum. Niye geliyorsunuz arkadaşlar ya? Gidin istifade edeceğiniz. Ha edeceksin o zaman edin ya. E şimdi adama Kur'an böyle diyor diye kitaplara, ben de aynı kanun Risale'de cari. Diyeceğim ki Nakşi Kaderi Tarikat, sen bırak buraya gel. Ne diyeceksin arkadaş? Ne zoru var senin? Bir dakika. Mahmud Efendi Hazretleri'ne Süleymancılardan ve tarikatçılardan buraya gelse ben farklı ne yapacağım ben ona? Bir ilim ve donatım. Namazı kıldıracaktık. Namazı kılıyor zaten orada. Değil mi? Oruçlu tutturacaktık. Kardeş oruç tut. Öyle değil mi? O tutuyor zaten. Televizyonlarda vesaire uzak dur. Bütün cemaat ondan uzak kendinden geldik. Ramazan'da biz Rize'de bir ay kalıyoruz abi onlarla da. He? Muhammed Hoca'nın çocukları Mahmud Efendi'nin cemaatinden ya. He? Bir ay onlarla biz bu Ramazan onlar... Beraber kalıyoruz. Beraber kalacağız. Hem de hafız ha? Kendileri bak ders yapıyorduk Risale'de. Üç kişiydi onlar geldi. İki kişi geldiler. Yani diyor biz bu mevzuların üzerinde duruyoruz diyor. Çözemiyoruz diyor. Ya şey... O güneş misali çok işimize yarıyor bizim diyor. Güneş misali. Bak Arapça ve hafız. Adamlar... Teravih okuyorlar yani. Akayit okuyor. Ufak misalleri çözüyorlar Risale'deki misallerle. Biz çözemiyoruz ya. Bizim mevzura bunun üzerine dönüyor diyor. Ben o vahşetin üşüt meselesi olsun. Allah'ın bir anda farklı farklı iş yapması, hiçbir yerde yer tutmaması. Say ki daha geçen Tillo'dan aramışlardı. Ahize açık. Onları koymuyor. Devamlı yaptığım ders yani. Vesaire. Bırakma kardeşim. Ben hepsini seviyorum. Niye? Ya arkadaş bu vesvese risalesini al. Orada talebeleri anlat. Ben mi anlatacağım orada? Sen anlat ya. Hep ben mi koşacağım bir yerlere? Sen bunu al, anlat. Git efendim Esma'yı anlat mesela. 32. sözü oku. Peki 22. söz. Allah'ı ispat et o çocuklara. İspat da kullan. Ne Allah aşkına ya fevkalar. Niye geleceksin buraya ya? Al onu oraya. Ne yaptı adam? Dün işte salı günü vesvese dersini dinledi. Vehim dinledi. Hemen ders daha çay içmeden doğru kursta talebelerin başındaydı. Tak durabilir mi? Anlatacak onu. Şu elimi böyle yapıyorum. Vehim yoku yukarıya doğru var gösteriyor. Şeytan varı yok gösteriyor. Böyle tamam bu şekli unutamaz. Bir istersen unutsun. Hiç kimse unutamaz. Mahsus yapıyorum. Ben tiyatroda bir maskaralık yapmıyorum. Şöyle yapıyorum. Yoku yukarıya çıkarıyor. Var. Şeytan burada vesvese varı yok etmeye çalışıyor. Amaların hani böyle hani var ya böyle şey konuşmalar gibi. İşaretti. Çünkü şeytan özelliği varı yok etmek ister. Varı yok etmek ister. İmanı olana imansızsın der. Abdesti olana abdestin yoktur der. Abdestin yoktur dediği zaman imza atın altına şeytan bile senin abdestin var diyor. Ama öyle konuşuyor seninle. Tercüme edeceksin daha İngilizce konuşur gibi. Yabancı lisan kullanıyor. Şeytan diyorsa ki abdestin yok var. Vehim ise onun lisanı da şu yabancı lisan. Faris ismini okuyor. Yoku var gösteriyor. Sen bana herhalde bunu demek istedin. Vehim yapar. Galiba hastayım. Vehim yapar. Bak yoku var gösteriyor. Galiba ben iyi değilim. Vehim yapar. Abdest kalk. Vehim olur mu abi? He? Abdest vehim yoku var gösterir mi? Yoku var gösteremez. Yapmaz yani. Ancak durur. Mesela şöyle. Durdum. Abdestin var mı yok mu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. O abdestin yok. Eğer abdestin olsaydı şeytan durmazdı. Bazen diyor usta çok istisnadır. Şeytan dimağa girir karıştırır. Orayı da karıştırır. O zaman yoku var göstermeye de parmağı olur. Çünkü nefis şeytanın şakirde olduğu için. Çok istisnadır ama.
Onun için adamların psikolojisini, işlevini çalışırsan, bilirsen olaydan sıyrılmak çok kolaydır. Şeytanın psikolojisi varı yok etmek üzerine kurulmuş. Varı yok. Vehmin ise yoku var göstermek üzerine kurulmuş. Sistem öyle çalışıyor. O zaman bildin işte. Mesela ben abdestim var mı yok mu? Kesin bilmiyorsam. Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Gidip abdest alıyorum. Bir bakıyorum abdestim var mı yok mu? Kesin bilmiyorsam. Vesvese geliyorsa kesinlikle almıyorum. Çünkü şeytan diyor ki abdestim var bana. Vesvese yoktur demesiyle var anlıyorum. Çünkü yabancı lisanı öyle onu. Hadi. Yani cevap güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğunda, bana ait olmadığında baki hakikatla fani şahısa üzerine bina edilmez, edilse hakikata zulümdür. Diyor Emir Dağı'nda. Burada da şeref, yani icazı Kur'an'a ait olduğundan, bana ait olmadığından tesiratı azimdir. Ya, Kur'an'a ait olduğundan Risale-i içeriği. Şimdi Kur'an herkese hitap ediyor. Evet, hepsini içine alıyor. Bu da manevi bir mucizesi olduğundan dolayı tesiratı azim oluyor abi. Ya. Yani akıl ve kalbin bütün hissiyatların istediklerini veriyor. Şeyi okudum işte Tillo'dakilere geçenlerde. Hocam dedi, sizi tanıyoruz, burada dinliyoruz dedi odada, Tillo'da, yani medrese eğitim yapıyor. Ya diyor, Allah diyor, zatıyla mı her yerde yoksa sıfatıyla, biz sıfatıyla okuyor. Bunu nasıl anlayacağız diyor. Bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, her çeşit iş yapıyor, bir işe mani değil. O akaid okuyanlar da burada takılıyor zaten. Burada takılıyor. Yani zatıyla değil. Sıfatlarıyla, ilim, irade, kudretiyle her yerde. Ama bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Çünkü nihayetsiz farklı iş yapıyor bir iş gibi. Nihayetsiz iş bir iş gibi. Nasıl olacak dedi ya bu. Ya Risale'de şey var dedi ya bize. Biz dedi talebeler bitirmiş ya yatıyorlar. Ya dedi hepimiz şey dedi. 6 tane hocayız. Ahaza açık dedi. Tamam kardeşim. Açtık şeyi, meyve risalesini. 6. meseleyi. Güneş misalini. Bitti. Sonra daha şey yaparsan 16. söz ama uzundur. 3 kategoride inceliyor 16. sözde. Cebrail'i şey yapıyor, güneş misali veriyor, sesleri veriyor vesaire. Yani Risale-i Nur, şimdi ne oldu? Mesleğini, meşrebini mi değiştirdi? Diyebilir misin? Aman ben bu ilmi duymak istemem. Aa yok ya, mesleğime zarar ver. Ulan ne biçim? Risale-i Nur hakikatını duymak istemeyen bir iman, kafanın altındaki iman nasıldır? Aman ben bu sözleri duymak istemiyorum. Duymak istemeyen kafanın altında nasıl iman var ki Kur'an'ın hakikatlerine kulağını tıkamak ihtiyacını duyuyor. Yani birinci sözü duymak istemiyor. Böyle bir kafanın altında iman ne hale gelmiş? Zaman tarikat zaman değildir, nasıl koyacağız bunu? Zaman tarikat zamanı değildi. Tarikatın karşısında olmak manasında değil. Mesela desem ki bak gözüm ağrıyor. Ulan bağırsak kapını içme zamanı değil. Ama bağırsak kapını içme zamanı değildir demek bağırsak kapına karşı mısın? Şu anda gözüm ağrıyor da bana göz hapı lazım. Tarikat zamanı değil çünkü imana hücum ediliyor. Mesela bir misal vereyim. İmam-ı Rabbani'den şimdi kıyas edeceğim. Tanımlamak için soruya cevap olsun diye. İmam-ı Rabbani Hazretlerine gelmişler gençlerden işte talebeler. Efendim demişler cennetin 4. tabakası nasıl kazanır? Soru bu. Cennetin 4. tabakanın efsafı nedir? Yani adam merak etmiş. Şimdi bana geliyorlar. O, sorudan toplumun kültürünü anla. Sorudan insanların ihtiyaçlarını fark ediyor musun? Bak bu. Soru bu. Şimdi bana geliyor. Hocam Allah kim yarattı? Allah var mı? Gidip de gelen mi var? Peki bu sorudan bu toplumla bu toplum farklı olduğunu göstermiyor. İşte böyle bir toplum, İmam Rabbani Hazretleri'nde hocam cennetin 4. tabakası nasıl kazanırım toplumun sorusuna verilen cevabı, hocam Allah'a kim yarattı, Allah var mı diyen topluma bu kitabı buna okutulur mu şimdi? Yani bunu buraya monta edilir mi şimdi? Ben de desem ki kardeşim İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zamandaki insanlar gibi insanlar değil demek İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne karşı olduğumu mu gösteriyor? Haşa.
Toplum farklılığı, yani sorudan adamların kültürünü, sosyoekonomisini, düşünce yapılarını, yani ne hale geldiklerini anla. Bakın, imamlardan bahsetmiyorum, topluma bakın. Hocam Allah'ı kim yarattı? Allah var mı toplumuna? Hocam cennetin dördüncü tabakasını nasıl kazanacağım sorusuna verilen cevap var Mektubat-ı Rabbaniye'de. Şimdi Mektubat-ı Rabbaniye'nin böyle bir topluma verdiği cevabı alıyorum, bu cevabı. Allah var mı hocama okuyor. Bir kere Allah sorunu var. Cennet zaten toptan gitmiş. Adam trafik kazası geçirmiş. Darmadağına duman olmuş. Hurda haş olmuş. Tam ne yapacak doktor? Nereye müdahale edecek hurda haş olunca? Kalp ve dima. Sen şimdi dur doktor be, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ne oldu ya? Ya bırak kalbi, kafayı. Adamın ayağı kırılmış. O yanlış kaynama olur. İlk önce ortopediye bakın. Denirim. Adam itikat darmar olmuş. Ne tarikatı ya? Allah inkar ediyor. Böyle bir toplumda. Peki tarikatta vesvese hastası var. Abi işte Allah bizimki cemaat inkar etmiyor ki. Lan sen bir vesvese sorunun var. Allah bir anda her yerde nasıl iş yapıyor? Sen hocasın, senin sorunun var. Sen sorun, toplum değil ya. İmam Rabbani Hazretleri ben okudum. Kur'an sol elle tutulup okunmaz diyor. Adam Kur'an okumayı okuyor. Kur'an okumayı bilmiyor. Şimdi o ders yapılır mı şimdi buna? Kur'an okumayı bilmeyene kürsüden Kur'an sol elle tutup okunmaz. Yani arkadaşlar, kelam veya kitap kişiyi tanımlamaz. Kişiyi ille göstermez. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin seviyesi budur denmez. Kişinin topluma karşı kullandığı tabirdir. Yani toplumun yapısını gösterir o kitabı. Yani ona hitap ediyor. Mesela kürsüye çıktım. Ondan sonra kesiyor. Camideyim, kürsüdeyim ki çıkan insanım. Ben konuşurken kime konuşuyorum? Önümdekilere. Onları hiç sayıp 100 sene sonraki insanlara buradan bunlara konuşulur mu? Bunlara hitap ediyorum ama bunlara değil, 100 sene sonra gelecek adamlarını dertlerine derman yapıyorum. Böyle mantık olur mu? Anlıyor musunuz burayı? O zaman imam konuşurken kime konuşuyor? Önündekine konuşuyor. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin önündeki halk kim? Bundan 500 sene önce. Peki 500 sene önceki insanın kültür yapısı, toplum yapısı, dima ve kalp durumları şimdikiyle aynı mı? Peki aynı değilse o topluma hitap edilen ilaç bu toplumla hiç alakası olmayan sorularına cevap olur mu? İşte diyorum ki kardeşim, bu kalp bunun için değildir, olmaz. Peki abi, o zaman ikinci binci yılın imamı nasıl olacak? İki, İslam'da şöyledir. Mesela Latince'de şöyle yapılır. Bir, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İki, Errahmanirrahim. Arapça'da ise Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir, Errahmanirrahim. İki, sonunda konulur. Yani binden, tamam mı? 2000'de denilen şeye kadar devam eder. Yani nereye kadar devam eder? Belki 10 sene sonra da biter. Yani tümünü ille kapsayacak değil ki. Oraya kadar devam edebilir. Edebilir de etmeyebilir de. Mesela kıyamet bir başına bir hal gelmese, şu tarihte kopacak diyebilir miyiz? Bütün insanlar yoldan çıkmasa, başına bir şey gelmezse, değil mi? Şartları var yani. Her asrın imamı demek biraz itikada da dokunur. Niye? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dadır bu sıfat. 100 senede bir mücedidi din geliyor. Bunu 2000'in şeyi demesi, bunu sen ben alimlerin söylediğidir. Bazı alimlerin. Yani hadis değil ki bu. Bazı alimlerin söylediği. Ama Resulullah'ın söylediği esastır nedir? Her 100 senede bir mücedidi din geliyor. Diyor mu demiyor? 100 sene geçtikten sonra geçmiştir. Ama benim hocam taasubumdan her asrın imamıdır dersen, bu sefer o hükmü rencide ediyorsun, Resulullah'ı rencide ediyorsun sözünü. Her 100 senede bir geleceğini sen diyorsun, hayır benimkisi 200 sene devam edecek. Ama Resulullah da 200 senede. Sen Mustafa İslamoğlu musun ki inkar ediyorsun bu hadisi? Adam rahat bir ayağını kaldırarak, belki de kaldırmıyor, ayağını kaldırarak hadis inkar edebiliyor ki hadis inkar etmek, ayet inkar etmenin aynısı. Kafir oluyor yani. Kafir otomatik, yani hiç katıksız bir kafir. Çünkü ne yapıyor? Hadis inkar ediyor.
Mezhepsizliğini söylüyor. Ustad demiyor mu 27'nin sözde ne diyor mezhepsize? Mezhepsizliklerini? Dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. İnsanları da dinsizliğe itmek için yapılıyor, tamam mı? Ha, umumi hukuk olduğu için, şahsi hukuk değil. İsterse sabaha kadar namaz kılsın, itikatta zerre kadar şey yapsın, bitti. Ondan zaten Müslüman şey yapıyor, şahsi hukuk, umumi hukuk karıştırıyor. İtikatla ameli karıştırıyor. Namazsız insan kafir olmaz. İçki içerek kafir olmaz. Ama mezhepleri inkar ederse, gidiyor. Kaderi inkar ederse ne olur? Kafir olur. Bitti canım. Ametü billah ve melek. Gitti yani. Ama sabah amel hiç şey girmez. Amel imandan cüz değildir. Amel yoksa imansız denmez. İmana dokunmaması lazım. Kader inkar ediyor. İstersen dağlar kadar şey olsun. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri çok güzel diyor. Diyor ki okyanusların damlaları adince nafile kılsa bütünü o kıldıkları namaz bir tane kazaya denk gelmez. Bir kazayı ödemiş olmaz. Kazası olan nafile de onun için kılamaz. Allah emretmedi sana nafileyi. Ama kazanı yani farzı emretti. Esasatı kaybetmiş. Kaderi inkar ediyor. Kader ya nereden diye uydurmuş falan diyor falan. İmam Azam arkadaki sokaktaki şey diyor. Mesela bir tane de var böyle bir tane sındık. Allah geleceği bilmez diyor. Kimdi o ya? Benim evleneceğim bilmez diyor. He Allah işte geleceği bilmez. Abdülaziz Bayındır. Bana da şirk ehli diyor. Tabii zaten beni onaylasaydı beni zaten imanımdan şüphe ederdim ben. Beni onaylasaydı. Allah geleceği bilmezmiş. Ben kimle evleneceğimi bilemez diyor. Bakın Google'da yazıyor. Google'da girin yazın o kapıyı açık bırakın şey. De ki Allah geleceği bilmez. Abdülaziz Bayındır diye yazın. Abdülaziz Bayındır Allah geleceği bilir mi? Bakın nasıl kendi sesinden Allah geleceği bilmez diyor. O ki Allah geleceği bilse diyor. Bize niye teklif ediyor doğrusunu seçin falan. Zırvalıyor. Allah'a geleceği bilmez bir Allah'a iman olur mu onda? Kim? Halk olsa, avam olsa tamam. Kardeşim ya Allah Allah. Yani ne acayip bir şey. Bunlar kim biliyor musun? Dini tamir etme davasında din tahripçileri. Bir daha söylüyorum. Dini tamir davasında din tahripçileri. Evet hadi devam. Şeref icazı Kur'an, icazı Kur'an'a ait olduğundan, bana ait olmadığından bila perva derim, çekinmeden ekseriyeti itibariyle öyledir. Çünkü geçiyoruz abi. Tamam. Şimdi giriyoruz. Kavgalarımız burada olacak. Yazılan sözde tasavvur değil tasdiktir. Hı. Nedir? Yani Üstad Hazretleri'nin kendisi tasavvur ettiği, tasvir ettiği bir şey değil. Bizzat. Gelmiş, tasdik etmiş. Yani doğrudur, bilmiyorum. Gelen hakikatler ustadda uygulandı, tasdik edilmiş. Yani tasavvur edilip de ortaya konulan değil. Gelmiş, ustadda tasdiklenmiş. Ve realiteye girmiş yani. Yani ustadda ile değil, mevcudat tasdik etmiş. Risale'nin hakikatlarını mesela diyelim bir Fatiha. Birinci şu anın başında geçiyor. Binlerce meftalara, mezarlıklara okunsa hepsinin ruhuna gider mi? Misal böyle bir soru gelmiş. Ustad soruyu tevcih etmiş gayb alemlerine. O izah yapıyor iki tane. Bir tanesi şöyle diyor. Bir diyor radyo verici istasyonu radyodan konuşsa 1000 kişiyle 100 bin kişi, 1 kişiyle 1 milyon kişi dinlese dinletene bir zahmet olur mu? Ya yeter ya. İstanbul dinledi, Bursa girmesin bu radyoya. Bizi zorluyor. Yani radyo verici istasyonundaki radyo kanalını 1 kişiyle 1000 kişi fark eder mi? Yorar mı verici istasyon? İşte diyor, her bir radyo bir mefta gibidir. Her verici istasyonda konuşan adam da Fatiha'yı gönderen gibidir. Hepsinin ruhuna ayrı ayrı gider ama bölünmez. İkinci bir örnek. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey bunlarla kalın. Güneş diyor bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Hem kuzeyde, hem güneyde, hem batıda, hem doğuda. Hem dışında hem içinde. Çünkü ultraviyole ışınlarıyla içeriye de giriyor. Şeftali yaparken armutu da yapıyor. Üzümü pişirirken tamam mı? Koyunun tüylerini de büyütüyor.
bir anda nihayetsiz iş bir iş gibi yapıyor. Öyle değil mi? Güneş sıraya koyuyorum. Ulan yeter ya, koyunları büyüttüm, bari şimdi sığırları yapayım. Setim, burada ne kadar ot vardır sizce? Yok değil mi şey? Şimdi ya yoruldum ben, Bağcılar'dakini daha bitiremedim ki Zeytinburnu demiyor. Yani nihayetsiz işi bir iş kolaylığında güneş misali. Ha şimdi bu tevcih edilmiş yani mevzu. Bu aslında getirilmiş olduğu bir mevzusudur. Tamam, Allah nasıl yapar farklı? İşte örnek için söyledim. Bu şimdi ustad düşünmüş, ne yapayım? Yok, bir mana gelmiş, tasavvur edilmemiş. Mana gelmiş, eylemle yani gelen cevap mevcuda tasdik etmiş. Evet, güneş böyle, radyüstasım böyle. Yani Risale-i mevzuları tasavvur değil. Düşünülüp de çıkartılan bir şey değil. Sorulan ihtiyaç benden diyor, soru benden, cevap Kur'an'ındır diyor. Dolayısıyla o gelen hakikatler tasdiklenmiş ustatta ve mevcudatla. Mevcudat bunu cevap vermiş. Evet. Teslim değil, imandır. Yani teslim değil, imandır. Ne demek? Risale-i Nur mevzuları eylemi daha çok ele almaz. Eylemi almaz. İslamiyet eylemdir. İtikat değildir. Namaza inanmak yoktur. İslam eylemdir. Eylem varsa İslam vardır. Yoksa yoktur. Mesela namaza inanmak yoktur. Namazı kılmak. Vermek. Neyi? Zekatı. Zekata inanmak değil. Gitmek haça. Tutmak oruç. Getirmek kelime-i şehadet. Eylemdir. İman ise eylem değil. Yani iç yapılandırması. İçi yapılandırıyor. Teslim. Sonra ikinci bir manası. Yani teslim oldum. Fenafi Şeyh var ya böyle şeyhine. Teslim oldum. Sen mi söyledin? Doğru ya. Bu abi hoca, ustad demişse doğrudur. Bu şekilde ele almıyor mevzuyu. Teslim değil yani. İkinci bir manasını söylüyorum. Bir diş manası. Yani sen dedin, sen dedinse tamam. Hayır diyor. İman uyandırılıyor. Yani içinde emin oluyorsun bu mana izaha. Mesela bir radyo istasyonunda bir adam konuşunca radyolar adedince sesler gittiği gibi bir mani değil. Sağa sola, kuzeye, güneye değil mi? İşte aynı bu misal gibi bir Fatiha hepsine gidiyor ama eksilmiyor. İman demek emin olmaktır. Yani Risale-i Nur'daki mevzulara ustad demişse doğrudur tarzında değil. İç alemimizde eminiz. Yani iman emin olmaktır. Alemimizde tabi ya diyoruz. Teslim değil. Tasdik ustad... edilen bir şey iman zaten. Tabi. İlk önce tasdik ediliyor zaten. Tasdik ediliyor, sonra iman ediliyor. Birincisi tasavvur değil tasdiktir. Tasdikten geçtin, sonra teslim değil imandır. Sonra iman geliyor, şey geliyor, teslim. Ha, yani iç alemimizde karşılık buluyor ve onaylanıyor. İman demek emin olmaktır. Ne demek? Yakinliğini kendinde bulmaktır. Mesela bir misal vereyim. Özür dilerim, şu misal da vereyim. Kur'an bir davada bulunuyor. Diyor ki ahiret var diyor. Nasıl bir yer? Bir anda her yerdesiniz, hiçbir yerde değil. Her şey var, ne istiyorsan falan. Ölüm yok. Bu doğru mudur, değil midir? Sana bir salı veriyor bu fikri. Fıtrata gönderiyoruz. Bak bakın, fıtratım diyor ki doğru ya, vallahi ben de böyle bir yer istiyorum ya. Beka istiyorum. Ebed istiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. İstemeyen var mı? Yani iddia edilen Kur'an'ın iddiası veya Risale'nin iddiası içe taşındığı zaman doğru ya. Vata ben de istiyorum. Mesela Kur'an'ın bakın iddia ettiğini fıtrata tasdik ettirmiş. Bir daha söylüyorum. Kur'an'ın iddia ettiğini Risale-i Nur fıtrata tasdik ettirmiş. Bir daha söylüyorum. Kur'an'ın iddia ettiğini Risale-i Nur insanın fıtratına tasdik ettirmiş. Yani doğru ya. Bekanın en güzel delili, baki alemi, sende beka isteği olmasıdır. Çünkü sen fani desin, yediğin gıdalar fani. Fani mevcudatta, fani malzemelerle beka duygusu olgunlaşmaz. Sende niye beka var? Yani niçin ebed arzusu var sende? Annem pirinç pilavı yedmiş de bana hamileyken, ondan bana geldi. Sendeki beka duygusunun kaynağı pirinç olabilir mi? Yani baki meylin, istidadın, fıtratın malzemesi, zemini fani olur mu? Olmaz işte. Bunu ne yapayım? Emin oluyorsun işte.
teslim değil, imandır. Salim'in meseleleri diyor. İman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Kaçıncı sayfa? Sayfa 232 abi, Emirdağ 2. Vay be. Bir de okur musun? Ne kadar harika ya. İslam meseleleri hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir de ediyordu. Bak, benim 10 dakika izahımı bak gördüm. Sen böyledir işte. Kur'an'ın icazına sahip olduğundan dolayı. Evet. Tabii icazın manası da az sözde birçok manaları içine koyup da yüklemek. Evet. Risale'nin tabi o tabirler fotoğraf gibidir der. 261 şu anlarda. Fotoğrafı çektim tak tarlayı. Kelebek var kartpostalda. Çektim ya. Tarlayı çekmiştim doktoru. Elma var, armut var, dere var, taş var, çiçek var, menekşe var, papatya var, bir sürü var. Kartpostalın içinde ne kadar şu an? Ha, Risale-i Nur'un tabirleri böyle kartpostal gibidir tek. İçerisinde nihayetsiz mana mertebesi var. Buradaki farklılıklar gibi çiçek, menekşe, dere falan, kelebek olduğu gibi. Ama sadeleştirirsen bu kartpostalı tek çiçek koyacaksın. Tek çiçeği indireceksin. Dereyi yok ettin. Menekşeyi de yok ettin. Böyle acayip bir şey oldu. Şehadet işte marifet değil şehadettir bu mu oluyor abi? Bu işte. Yani bir anda bütün marifet. Bütünü bir anda. Marifet değilse tanıyorsun. Evet. Marifet. Yani duyuyor ama bu şuhut. Şuhuttur yani. Seyrediyorsun artık. Kartpostal. Kelamla onu seyrediyorsun. Tak. Bunu inşa edeceğiz de geçiyor. Bir mübareze kelimesiyle seni savaş meydanına götürüyor diyor. Çok acayip bir şey ya. Mesela ben biliyorsunuz biraz fazla yoğunlaşmışım biraz. Enfusi şeylerim çok zevk aldım. İç aleminde şahit ve uydurukçasıyla tanıklı okuyorum. Ya ne kadar keyifli şeyler var ya. Allah aşkına ya. Yalan mı söylüyorum ben? Allah'a yalan söylenilir mi? Allah şahit ya. İçeride ne kadar keyifli şeyler var ya. Yani ya uydurukçasıyla tanıklık yani bizce şahit oluyorum. Şahittir diyor. Şahit, şuhuttur. Vallahi şuhut yani. Ben Allah'a böyle ilim olarak iman etmiyorum ki. Benim böyle imanım böyle değil ha. Ve ma bi nimet rabbike fadil. Allah nimetin şükür için talat ettiği söylüyor. Ben böyle bir anlayış, bir seziş, bir kabulleniş değil ki benim. Benim artık his seviyesinde ya. Ben zevk ya. Tövbe estağfurullah. Sarılası zevk. Ben Allah'tan zevk alıyorum ya. Şuhuttur işte. Onu anlatmak için söylüyorum. Abi bir de Üstad Muhakemat 104'te diyor. Bir ressam bir noktayı tabloya koyduğu zaman birinin gözü, birinin burun deliği, birinin işte başka çok bir güzel diyor. Hani yeni teknik şey var ya modern ressam. Hiçbir belirleniş yok. Nereden bakarsanız odur. Siyah bir şey var. Şuradan bakarsan adamın burnunun deliği gözüküyor. Şuradan bakarsan adamın gözü oluyor. Şuradan bakarsan adamın ağzı gözüküyor. Yani o aynı nokta. Risale böyle diyor abi. Kelam-ı Ali'de dahi böyle noktalar vardır diyor. Kelam-ı Ali'de. Mahkemattan mı okudun? Mahkemat 104 abi. Nasıl böyle hemen aklıma var. Çünkü bu kelam ancak mahkemette olur. Çok acayip ya. Çok keyif bir şey yani. Ve zevk aldım. Adam o için okudu Osman sağ ol. Ondan sonra keyif alıyor. Hemen oraya taşındım biliyor musun? Mahkemattan mı okudum? Keyif ya. Vallahi ehli dünya var ya sizin veya benim hissedip mahsedip zevk ettiğim var ya zevklerimi. Adam rüyasında ve ahirette bile görmeyecek. Biz dünyada yaşadığımız. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki avamın diyor cennette beklediği zevki havas dünyada yaşar diyor. Ben bunu Müslümana kullanmayacağım da kafirin rüyasında ve ahirette görmeyeceği zevki Müslüman yaşıyor dünyada. Ben bunlardan bir tanesi benim. Kafirin rüyada göremeyeceği iman zevkini göremez. Cennette de tadamaz. Sizin iman zevkiniz var ya şu andaki huzur. Vallahi kafir rüyasında bile görmez. Kur'an'a yemin ederim. Çünkü imanı yok ki imanın zevkini yaşasın. Keyif veriyor ya. Gece uykularımız kalkıyor. Öyle bakıyorsun böyle. Allah Allah dalıyorsun. Ne keyif veriyor ya. Bir şey yok. Bu alem işte. Bu işte şeydir. Şuhuttur diyor. Gizdiriyor seni. Okunan bir şey tak içeriye. Risan okunukça kuru bir cansız, bir ruhsuz bir mana değil diye anlatmaya çalışıyorum. Okununca oraları aktif ediyor ya.
Böyle keyif alıyorsun böyle. Allah, lal kalıyorsun. Her bir nurcu ilk döneminden şef dönemi olmadı mı? Ona yerde basmıyorduk bile, havalarda uçuyorduk değil mi? O hala var çünkü yöntem eksikliği mi? Yöntemi becerememişsiniz. O yoksa o şevileyle gideceksin. Ben gidiyorum elhamdülillah. 50 küsur yaşındayım. O şefkim aynı devam ediyor. Yöntem Allah nasip etti. Yöntem nasıl? Size de anlatıyorum. Şöyle okuyun, böyle okunun. Dördüncü böyle okunur, beşinci şöyle okunur. Ve o yöntem bir meziyetim olduğundan değil. Çok okumak değil, sistemi bilmek. O zaman keyif veriyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Çok özür dilerim ama. Şimdi bir defa okudun külliyatı, iki defa okudun, artık sıkıldın. Tamam, öyle okuma demektir. Fıtrat diyor ki böyle okumayacaksın. Sen hala dayatıyorsun fıtratı. Ulan daha dayatıyorsun arabayı. Çıkmaz arkadaş. Abi ne, ben senin bir günahla, bana bir başkasına sorsalar günah var da onun için sevk alamıyorsun. Hayır. Kitap diyor ki tamam, mama dönemi bitti. Şimdi pirzola yiyeceksin kardeş. Şimdi mama yesek kim doyar? Bu kadar anamız bir tabakta mama koymuştu. Doyar mısın doktorum şimdi? Lan dişimi doldurmaz ya. Ama pirzola da çok iyidir diye bebeğe de yedirilmez. İlk böyle kitap da, ilk okuyana da böyle o enfusi dersleri de yapılmaz. Pirzola vermek gibidir bebeğe. Belagat ehli olacaksın. Tamam mı? Ha şimdi okuyanlara diyorum. Bir iki defa okudun, lügatsız oku. İki, ha ondan sonra sıkılmaya başladın. Diyor ki hadi lügata geç. Sıkılmak konuşmaktır. Sana bir şey diyor o. Durup dururken sıkılmazsın o. Sonra lügatla okudun kaç? 1, 2 kişiye göre değişir. En fazla 3, 4. Sonra sıkılmaya başladın. Ha diyor ki mevzu araştır şimdi. Bu bitti. Mama dönemi bittin. Yani sıkılmak demek bir konuşmak, sana bir şey diyor o. Ondan sonra mevzu araştırdın. Mevzu. Sonra sıkıldın. Paragrafı aç. Vesaire. Onu Risale nasıl okuyacağız diye sesli bir ders var. O gelen Hamidiye'den gelen arkadaşlar sormuş da geçen. Onlara verdiğim cevap, o yayına da koyduk onu. Lazım olur diye nasıl okuyacağız abi? Yani bu okuma yöntemi nedir ki biz de şeklenelim. O eğer o yönteme uyarsa tak tak. Ben keyif alıyorum ya. Buraya gelmeden önce de okuyordum yukarıda. Zorla mı yapıyorum ya? Altta dershanenin arabası var. Ben de elim ayağım düzgün. Gezerim. O şehir senin, bu şehir. Akşama sizden daha fazla ben burada kalıyorum. Yani nasıl odada kalabiliyorsun? Bir şey anlatmak adına söylüyorum. Keyif alıyorum kardeş. Lezzet alıyorum. Yani ya Risale-i Nur böyle canlı ve ruhludur yani. Onu demek istiyorum. Sende sıkınganlık varsa sorun sende. Yöntem bilmiyorsun. Veya kalbin, aklın günahlarla çok yorulmuş. Böyle şeylere tahammül edemiyor. İki yöntemi var. Ya sistemi bilmiyorsun, sistemi, veya akıl kan. Mesela televizyonda her türlü rezili seyret. Sabah kadar seyrettin. Ya bir şey de okuyayım sabah namazından sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki sıkılacaksın. Nefisçi varmış. Kelo olan dev. 90 kilo nefis. 20 kilo ruh. Nasıl güreştireceksin? Olmaz. Da oldu. Evet abi. Devam. Buraya şey, buranın haritası da şu okunan şeyin haritası. Yani okunan tasavvurun, tasdikin, dimağda, yedi duyguda, hakikatta, tasavvufta, sıfat-ı subutiyede karşılığı nasıldır? Onu okuyacağız en son. Herhalde bu ders herhalde 5-6 ders gider. Evet, marifet değil şehadettir, şuhuttur. Taklit değil tahkiktir. Bir dakika, marifet değil şehadettir. Ne alacağız? Ha şuhuttur, o da var. Şuhuttur, şehadettir, şuhuttur. Ha biraz önce konuştuk. Marifet değil. Marifet abi bir şeyi tanımaktan gelir ama gözle görmeden bir tanımaktan gelir. Marifet. Evet. Marifetin ne kardeşim diyoruz. Neyi tanımlıyorsun, neyi açıyorsun, neyin hamalesi? Malumata bakıyorsun. Evet, evet. Marifetullah diyoruz ya. Yani su, hava, nur. Delil, burhan, hüccetler var ya. Onları aşıyor Risale-i Nur dersi. Şahadettir aleminde şahidim. Sonra şuhuda taşıyor seni. Marifetlerimizi gösteriyor bizi mevcudatta. Mevcudatta gösterdiği gibi seni içeriye taşıyor. Evet. Yani elde ettiğin ilim seni mevcudattan koparmıyor. Resmada müsabaka taşıyor bizi yani. Mesela şöyle diyelim. Kilisede vaaz ediliyor. Ben Avrupa'da katılıyorum.
Şimdi vaaz ettiği şey hayattan kopuk. Din hayattan kopuk. Şimdi bu dersleri şey yapıyorsun. Nasıl kopuk, öyle taassup demeyeyim. Şimdi içki dağıtıyorlar, şarap. Şaraba batılmış ekmek var. Yezus, yani Tanrı'nın oğlu İsa'nın sunumuymuş, hediyesiymiş. Yemesen Hristiyan olarak hakarettir, itiyorsun. Yezus, Tanrı'nın oğlunun, Tanrı'nın sunumu, hediyesini itiyorsun doktor. Olur mu komutan? Olmaz. Onun için dumanla aşağılık için demiyorum aşağı. Böyle arada okul sıralar var ya, okul. İlkokul sıralar var. Ha, onun sıralar gibi dolaşıyor. Duman var, tütsü böyle. Her taraf duman dumana. Biz de hoca olduğumuz için bize ayrı bir yer verdiler. Karşımızda gözlemciyiz biz. Öyle merak etmeyin, biz şarapa batılmış ekmek yemiyoruz. Tütsü dolaşıyor böyle. İstersen yeme bak şimdi. Hayatla nasıl çatışıyor göstereceğim yani. Böyle. Bir başımda da hal da olmuş ya. Onu anlatmayacağım. Böyle geçiyor. Ondan sonra ve herkese o tepside bitiyor. Onun tane getiriyor. Sıradan dağıtıyor. Sonra tutsu geri gidiyor. Orada hemen 10 tane koyuyorlar. Şaraba batılmış ekmek hemen alıyorlar, yiyorlar. Ondan sonra tamam, böyle dağıt. Şuna çıkıyorsun. Ayın bitti. Arabanla gideceksin. Trafik polisi çeviriyor. Dur. Öfle bakalım. İçki içtin mi, içmedin mi? Şimdi içsen trafikte suçlusun. İçmesen kilisede suçlusun. Ne yapacak bu adam? Ya dinsiz olacak, İsa'ya isyan edecek, ya trafiğe suçlu olacak. Ya da otobüse binecek ama. Doğru söylüyorsun. Biz de yiyelim. He? Köfte ekmek de aslında biz de yiyelim, suçlu da olmasın. Ya köfte ekmek. Vallahi din, böyle bakıyorum, gözlemciyim ya. Böyle bakıyorum, bir de külliyatı biliyorum ya elhamdülillah kendime göre. Şöyle bakıyorum, yemin ederim ya, toprağı taşı böyle öper gibi secde etmek istiyorum hakikaten ya. Hastayım ya böyle hakikaten. Yani o kadarcık, vallahi kitabım sirayet ediyor benim. Benim kitabım olacak, şöyle baktığım zaman benimle konuşuyor. Çünkü duygularım sirayet etmiş. Osmanlı taşa, camiye nasıl sirayet ettirmiş? Gidip Osmanlı kokar ya. Ya bu da benim yani bu. Allah Resulü'nün hırkasında Resul'a korktuğu gibi. Şimdi onları görüyorum ya. Öyle bir bizim başımıza hal gelmişti işte. Allah işte anlatmam için herhalde şey yaptı. İşte kiliseden çıktık vesaire, başımıza hal geldi, trafik çevirdi. Böyle. Neyse. Bak, hayattan kopuk. Risale'nin böyle değil işte. Kur'an böyle değil. Hayatı yorumluyor. Camiden çıkan mesela kulak yemeyin. Tamam, komşusu açken kendisi tok uyan vesaire. Ha, bazı düşün. Çıktı dışarıya. Ulan din söylendi ama uygulama sahası yok ya. Nerede şey yapacağız? Ulan hak yemeyin. Bak, uyguluyorsun. Ondan sonra öşür verin diyor. Tamam. Komşunu aç. Yani vaazda hayat aynı değil mi? Aynı. Kırmızı ışıkta geçmeyin. Kul hakkıdır, haramdır. Uçaktan düştün, şehitsin. Abi dedi bir tanesi, uçak mı vardı eski dedi falan. Okula derse girmiştim, bir ara din dersine girdim sanat okuluna. Hocam dedi, uçaktan düşmek ne olur dedi. Şimdi çocuk sordu bana, sanat okuluna din dersine girmiştim. Dedim ki şehit olur. Hocam dedi, eski de uçak var mıydı dedi. Aferin lan, bak şimdi bak, bu kadar arkadaştan kafası çalışmıyor. Bir seni çalıştı, aferin lan. Tebrik ederim. Allah Resulü bir kanun söyler, o kanun bir esastır. Efal onunla bağlı. Yani küllidir. Cüzler onun şey var. Nedir? Allah Resulü uçaktan, ağaçtan, binadan, dağdan demiyor. Yukarıdan düşen, yüksekten düşen ölürse şehittir. Uçak yukarıda mı? Evet hocam. Ağaç da yukarıdan. Ağaçtan düşen ölen de şehittir. Yüksekten düşüp ölen şehittir. Bak. Ha, ne için ben bunu söyledim? Kul hakkına tecavüz etme haramdır. İşte ben bu cümleyi uygulayayım. Kırmızı ışıkta geçme kul hakkı değil mi? Ben burada bekliyorum. Kırmızı yeşil yandı. Tam geçeceğim sen geçtin. Ben rahatsız olayım olmadı mı? Benim hukukuma fren yaptın veya vurdumsa saatimi aldın, moralimi bozdun, psikolojimi bozdun. Ulan seni Allah nurcu etsin diyeceksin. Böyle başka bir şey demeyeceksin. Tamam. Peki bu üzüldüm üzülmedim. Kul hakkı. Kırmızı ışıkta geçmek haramdır. Abi şeriat kitaplarında kırmızı ve mavi ışık, yeşil ışık var mıydı? Yani işte çocuk işte, çocuk kafalı ya. Kanunu alıyorsun. İslam böyledir işte. Bir şey söyler, detayını içine alır.
Mesela bir misal söyle. Arvan soruyorsun İrfan. Hiç aynaya bakmadan bir makaslama yaptın, adamı tehlikeye, bariyerlere doğru sürüklüyorsun. Bakmadan geç. Kul hakkı değil midir? Gideceksin, özür dileyeceksin. Arabasını yapmak yetmiyor, gönlünü alacaksın. Mesela ben yaptım bir tane. Ya da aldım da işte derse koşturdum. Meğer ne bileyim ya, su akıyor ufak bir şey. Çukura lastiği vurdukça adam, karı koca ikisi istemesin. Gördüm. Durdular. Hemen tak diye sağa çektim hemen. Teletora da çıktım. Elimi de böyle yaptım. Adamlar, kadın duruyor. Da Allah'tan herhalde küfür de etmediler. Daha yeni mi dur? Dedim kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Doğru dürüst almadı. Aleyküm selam. Dedim ya, inan bilerek olmadı. Çünkü ben sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Kast yok ama aptallığımız olabilir. Ama vallahi kuyu dolduğunu nereden bileceğim Suha? İnan özür dilerim. Sen dedi bizden özür dilemek için mi durdun? İnan özür dilemek. İnan yıkattırmak için de para teklif ediyorum size dedim. Yeter ki hakkınızı helal edin. Ona delikanlılık yaptın dedi. Affettim seni dedi. Bak hakkını da helal etti. Ve bunu derslerde de zikrediyorum. Ha yamukluk yaptım yok mu? Var mı hatırlamıyorum. Mutlaka vardır ve kaçmışız falan olmuştur. Onlar ne ahirette gözükecek karşımıza değil mi? Ama dua ediyoruz. Nasıl dua ediyoruz? Beş vakitte şöyle diyoruz. Beş vakitte de beş tane şeyim var benim. Ya Rabbi, üzerime hakları olup da unuttuklarım, benden bir şey bekleyenlerin, bana dua edenlerin, tamam inşallah dua edeceğiz deyip de unuttuklarımı ve hizmet imanıyla alakadar olanları Allah'ım iki cihanda aziz eyle, dertlerini bertaraf eyle, isteklerini hayırlı eyle, korktuklarında emin, umduklarına nail eyle diye beş vakit diyorum bunu. Beş vakit inan istisnasız bunu diyorum. Dediğime deli de kırıt diye selis bir şekilde ifade etmem gösteriyor. Bunun beş tane diyorum. Dua ederken böyle yapıyorum ki unutmayayım. Buraya kadar geldiğim olan bir tane neydi ya? Tekrar başa alıyorum. Usta da listeye bakardı vesaire. Peki burada kalalım mı? Tamam çünkü treneydi. Bu listeyi gene şey uygulayamadık. Ben simgeselliği yaptım ya bu şeyi. Yedi tane şeyi. Marifet değil, taslim değil, teslim değil, iltizam değil, tasavvur değil, tasavvuf değil, dava değil, tasdik değil. Bunlar ne demektir diye şurada göstereyim. Onun karşılığında bu tasavvuftaki tabirdir. Marifet değil. Hakikatta şehadettir, şuhuttur. Teslim tasavvuftadır. Hakikat mesleğinde imandır. İltizam değil, iltizamdır tasavvufta. Hakikat mesleğinde iltizamın karşılığı izandır. Tasavvufta tasavvurdur. Hakikatta tasdiktir. Tasavvuf tarikattadır. Hakikat mesleğinde hakikattır. Tasavvufta davadır. Hakikatta dava içinde burhandır. Yani iddia değil. Burhanlı çıkar. Tasavvufta taklit vardır. Hakikatta tahkik vardır. Tamam. Bunu şey karşılığı. İstersen böyle ters git, istersen böyle git. Yani mesela dima ne geliyor? Dima. Tasavvufta marifettir. Marifet itikada denk gelir. Dima. Hakikatta neydi? Hakikatta şehadettir, şuhuttur, dimada itikattır. Buradan gideyim, ters gidiyorum. Bak iki tanesini atlıyorum. Şey, iman hakikatta, tasavvufta teslim, subut-i sıfatta kelam geliyor, dimada iltizama denk geliyor. Diman yedi mertebesi. Hakikatta izan, tasavvufta iltizam, subut-i sıfatta semiya, dimadaki karşılığı izan. Hakikatta tasdik, tasavvufta tasavvur, subut-i sıfatta irade, dimada tasdik denk geliyor. Düşünmek için kolaylık yapıyor bize. Bunu kaç gün ay meşgul oldum bu listeyi bir bilseniz. Hakikatta hakikat, tasavvufta tasavvuf, subut-i sıfatta ilim, dimada taakkul. Hakikatta dava içinde burhan, tasavvufta dava, subut-i sıfatta kudret, dimada tasavvur. Hakikat mesleğinde tahkik, tasavvufta taklit, subut-i sıfatta hayat, dimada tahayyül.
Eylemsele dönüştürelim bunu. Keşke oradan alsaydım. Göz, dil, kulak, saika, şaika, el, burun. Çünkü 5 tane duygu diyor. Ustad 7 diyor. Saika ve şaika. Sevk ve şefk. Sevk edilme ve doğma. Tamam mı? 7. Mesela uygulayayım bir daha bunu şeyi. Göz hakikatta şahadettir, şuhuttur. Tasavvufta marifet oluyor. Subuti sıfatta basardır. Dimada itikattır. Eylem bu. 7 duygu yani. Dildir. Dilin hakikattaki karşılığı imandır. Tasavvuftaki teslimdir. Hocam sana şeyhim teslim. Subuti sıfatta kelamdır. Dimadaki karşılığı, aklındaki, kafadaki karşılığı şöyle yapayım. İltizam. Kulak, duygunun hakikattaki karşılığı izandır. Tasavvufta iltizamdır. Subutu sıfatta semiyadır. Semiya. Dimada izandır. Saika. Saika. Ne demek saika? Sevk. Sevk. Bizi bir yere doğru yönlendiren. Saika dimadadır. Şey, 7 subut duygumuzdur. Hakikata tasdiktir. Tasavvufta tasavvurdur. Subutu sıfatta iradedir. Dimada tasdiktir. Şaika iç doğma. Doğmatik felsefede doğmalar. İç coşmalar. Şefk yani. Şaika duygudur. Hakikatta bu hakikattır. Hakikata denk geliyor. Tasavvufta tasavvuf geliyor. Subutu sıfatta ilimdir. Dimada taakkuldur. Hakikatta dava içinde burhandır. El yoldamıyla. Tasavvufta davadır. İddiadır. Subutu sıfatta kudrettir. El yedullah. Kur'an'da yedullah diye geçer. Dimada ise tasavvurdur. Çünkü tasavvur bir güçtür. Düşündüğünüz şeysiniz. Kötüyü hissetmezsen kötü olamazsın. Mümkün değil ya. Takkemi atarım vallahi böyle. Kötüyü düşünmedikçe kötü olamazsınız. Mümkün değil. Haykıracağım artık yani. Olamaz yani. Doktorum gülüyor. Bunu böyle faturasını ödemiş bir insanım. Faturayı çok acımasız ödemişim. Ama doktor bilir şu cümleyi. Seni yıkamayan her bir hastalık sana güç olarak döner. İşte niye 7 sene adam ilaç kullanıyor? Dünkü tecrübesini kullanmıyor. Her gün yeni mahkeme kuruyor. Geçmişte, dünde, geçen hafta nasıl onu açtığını şimdi kullansaydı adam gelemez. Abi kriz tekrar etti. Tekrar etmez kardeşim. Allah'ın böyle kanunu yok. Niye? Hayatın tekrarı yok. Bir an gitti, yaşadım. Bir daha tekrar yok. Peki o gitti, hayatla gitti. Yeni bu. Tekrar değil o. Ona benziyor. Benzeyeni o diyorsun. Oysa sana soruyorum. Bir dakika önceni şimdi yaşa hadi göreyim. Bir dakika önceki halini de şimdi yaşayamazsın. O hal varsa dimat onu şey yapıyor, düşünerek getiriyor. Neyse. Bazen şey yapıyorum. Yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Bak. Son. Burun. Hakikatta tahkiktir. Tamam mı? Kontrol mühendis. Tarikatta taklittir. Subutu sıfatta hayattır. Dimada tahayyüldür. Peki. Bu dima, iyi dinleyin. Tencereyi getirin. Dima 7 mertebesini attık. Subutu sıfatı da attık. Komutan. Tasavvuf mesleğindeki 7 tane sıfatı da attık. Tencereye attık. Sonra hakikat mesleğinin de attık ki Risale-i Hakikat'tır. Hakikat mesleğindeki 7 taneyi de attık. Şunu. Tamam, tencereye attık. 7 tane duyguyu da attık. El, ayak, sayka, şayka. Karıştır. O çıkacak şey şuur altı. Üstü de var. He? Üstü var. Şuur. Yani biz fark etsek etmesek. Şuur, dimağ, aklın içinde bir yapıdır.
Biz fark etsen yetmesin yani bu hakikat. Kesinlikle. Sen bil bilme. Bak şimdi. Bil bilme. Bak dün akşam ne dediler bak. Allah razı olsun bir şey dedi. Abi dedi bak. İlim onu tard eder diyor vesvesede. Cehil onu davet eder. Bil bilme nasıl sende çalışır onu anlatayım size. Bu sistem nasıl çalışıyor sizde? Bil bilme. Elde edilen ilim canlıdır, ruhludur. Unutmayın, hayatlıdır. İçeriye giren her şey sana rağmen, şuurun olsun olmasın, yat, uyu, başka iş yap, o alınan ilim canlı ve ruhludur, işliyor. Örnek vereyim, nükleer bir artık getirdiniz, nükleer bir madde. Buraya koysanız dalga yayar mı, yaymaz mı? Sen bil bilme. Özür dilerim, insan büyük abdestini koysan burada kokar mı, kokmaz mı? Sen ister bil istemem, burnuna gelir mi, gelmez mi? Değil mi? O işler, ilim öyle bir şey ki girdiği yerde dalga yayıyor. Dalga yayıyor. İşte ilim faildir diyor ustad. İlim kullanılmıyor. İlim kendisi fail. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. İlimle tard edersin demiyor. İlim onu tard eder. İlim faildir. Çünkü subutu sıfattandır. İlim cansız olamaz. Topraktan hayat çıkacak. Ölüden ölü maddeler yiyeceğim ben, diri çıkacağım. Subutu sıfattan cansız çıkacak. Allah'ın ilim, irade, sem, basar, kudret, kelam, irade subutu sıfattan değil mi? Peki ilim subutu sıfat değil midir? Cansız olabilir mi? Ruhsuz olabilir mi? Topraktan canlı çıkacak, subutu sıfattan cansız bir şey çıkacak. Ha, ilim kendisi faildir, fail. Sen bil bilme bu sende işliyor. Yani diyorum, genelliyorum. İlim aldın mı ilmim? Girdim içeriye. Artık o dalga yayıyor. Sana rağmen. İşte sen hiç haberin yok. Sen görmüyorsun. Cinler, erva habiseler, gayri erva, gayri taybeler, ruhaniler. Şimdi sen 10 defa tarımar olmuştun. 10 defa işgal edilmiştin. Sende elde edilen iman, marifet, izan, iltizam, ilim yani mertebeleri. Ya değil. Ondan sonra bunlar dalga yayıyor. Herkesin mesela bazısının ilmi, imanı 1 metre kadar dalga yayıyor. Bazısının 3, 1, 3, 5, 7, 9, 19, 33 ezberden konuşmuyorum. Bazısı 99. 1000'e kadar ona hiç gelemez. Mertebeleri peki. Vardı ya. He? Emirdağ'da mertebeleri vardı ya. Mertebe, ha. Her mertebende kendi içinde mertebesi. O demiyorum. Elde edilen ilim, izan var ya, o itikat. O dalga yayıyor. 1 metre kadar sana çap çiziyor. Oraya hiç kimse giremiyor. Sen iş yapıyorsun, patates soyuyorsun, yer süpürüyorsun, arabayla gidiyorsun. Adamdan sinyaller geliyor. Ruhaniler geliyor, cinler geliyor. Bir çarpıyor, dım geri. Tamam. Sen yatıyorsun. Tamam. Mesela ona bir insan. Allah Resulü dedi ki, Ey ashabım. Sakın ben senin etrafına daire çiziyorum. Sakın bunun dışına çıkma. Sahabenin adını unuttum. Tamam ya Resulallah. 3 defa tekrar ediyor. Bak ben senin, dur burada. Ben sen etrafını aldı çubuğu. 7 tane besmele çekti. Bismillahirrahmanirrahim. Gelani diyor bunu. Bismi Futul Gayb'da. Çizdi. Bunun dışına çıkma dedi. Bir rivayete göre tek besmele çekmiş. Çık tamam. Gitti cin kavimlerine anlatmaya davasını. Çok azgınlarmış. Çok. Çok iman edenler oldu. Etmeyenler de Resulullah'a kızdılar. Ateşten oldukları için onlar normal konuşmaktan bile dehşet alırlar. Ya bana bir bardak su ver. Nasıl olur lan dersin. Böyle diyorlar mesela. İman et diyorsun güzel güzel. Bana nasıl dersin? Çünkü ateşten oldukları için şeytan ve cin dumansız atı hemen kızarlar. Onun için cini hastalar onun için hemen kızarlar. He? Ne dedin abi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şimdi iman etmeyenler kızdı. Resulullah'a uçuşacaklar. Ya, arılar var ya böyle. Ama zırh var. Giremiyor Resulullah'a. Ona sen misin? Kimle geldin? Ben de sana bak ciz edeceğim. Ya çocuğuna yakarına kime gidecek? Kimle geldin? Ona bir saldırıyorlar. Tırr, düşüyorlar. Çizdim etrafını. Ondan sonra o hep gördü sahabe. Ya Resulallah eğer dedi oradan çıksaydın seni tarumar edecek, parçalayacaklardı seni. O yüzden işte ilmin izzetini muhafaza etmek diyor. Evet, ilmin izzetini muhafaza, ilmin izzeti. İlim arkadaşlar ne olur ölünceye kadar diyeceğim. Canlı ve ruhludur. Hayatlıdır. İlimi sen zamanla kullanırsın. Ama ilmi kullanmaya gerek yok. O seni kullanır zaten. Çünkü ilim faildir. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Tanısan,
gider. Tanımasan o seninle alakalı. Ama ilim ile tard edersin değil. İlim onu tard eder. İlim canlı ve ruhludur, faildir. Bu Risale-i Nur'da olacaksın. Tak tak. Tanımalı. İşte dedin ya. Sen bunları bil. Abi ne anlattı, nasıl yapacak? Bunları duy. Bu şekilde düşünmeye çalış. E şimdi nasıl gelecek benim kafama? Allah'ını seversen cin nasıl gelecek şimdi ben? Şu anda ben düşünürken bunu tabii nasıl gelecek? Aa bak geldi şu anda, kulakta kaşınma yaptı. Yalan söylemiyorum size. Ama şey gitti şimdi. Yandı şimdi. Gelecek tak yanıyor. Tak yanıyor. Ben size söylüyorum. Sol kulağınız şey yaparsa diyor. Çınlarsa diyor. Allah Resulü diyor değil. Şeytandandır. Sağ kulağınız Rahman'dandır. Melektendir ya. Sağ kulağım yanmadı mesela. Yalan mı söylüyorum? Size hava atsam buram yandı diyecek. Ama buraya nasıl girecek deyince bir kaşıntı oldu. Tak gitti ondan sonra. Biraz önce de benim sağ kulağım çınladı. Ha Rahman. Senin ha. Demek ki senin sana Rahman'dan. Bana şeytandan oldu. Çünkü meydan okuyoruz ya. Okuyoruz tabii kardeşim. Onlara karşı mütevazinimiz yok. Sen hiçbir şey bilmezsin lan. Odunun birisisin. Orada estağfurullah sen daha iyi bilirsin deniyor mu? Aşağılığın teki ya. Allah onu aşağıladı ya. Lanetlenmiş ya. Ona tevazu mu olur? Onlar kimmiş ki ya? İnsanın attığı pislikleri yiyen bir mahluk. Ondan mı korkulur? Senden korkandan korkulur mu ya? Sinirleniyorum ya. Senden korkandan niye korkuyorsun ya? Sen gölgenden korkanı gördünüz mü? Allah Allah o kim ya falan. Gölgen o senin ya. Senden yaratılmış bütün kainat. Cennet bile senden yaratılmış. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, bütün şeceri filkat 18 bin alem insanın nurundan. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insandır. Ondan yaratılmış. Senden yaratılan da ne korkuyorsun be kardeşim ya? Ha peki. Yarın bunu ara veriyoruz yarın. Yarın psikoloji. Çünkü hakikat zehirlenmesi olacak. Çünkü peş peşe 4 ders, tamam mı? O hakikat sarhoşluğu var ya, işte şu anda sarhoştum. Yani böyle huzur var ya, huzuru daimi etem. Böyle ha, buna sarhoşluk deniliyor. Peki Fatiha'nı çek. Allah rızası için el Fatiha. Allahümme selalâsıyım.